Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin güzel bir örnek üzerinde düşe ara, indis kaçıncı ve yeni versiyonlarda gelen çapraz ara işlevlerini inceleyelim. Örnek dosyamızı indirebilirsiniz. Sayfamızda ürün takip formumuz var, ürünlerimiz var. Bakın önce tabloyu okuyalım, sonra depolarımız var ve bu depolardaki bilgileri de şurada gördüğünüz şu alanları yandaki tablodan yararlanarak buraya getireceğiz. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle düşe ara örneğini yapalım. Düşe yarabildiğiniz gibi aradığımız bir değeri başka bir tabloda arayarak getiren bir değer ama te en temel kurallarından bir tanesi verilerin aşağıya doğru olması ve aradığımız değerin de ortak alanın sağ tarafında yer alması. Şimdi bu tabloyu incelediğiniz zaman burada bakın ürünler kısmımız burada depo renk ve miktar kısımlarını getireceğiz. Ürünlerimizi burada bulduğumuz zaman da bakın ürünlerimiz burada. Şimdi buradan renk ve miktarı buradan getirebilirim düşey arayı ile. Ama depo kısmını düşey arayı ile getiremeyiz. Çünkü en temel kuraldır. Düşey ara kullanıyorsanız mutlaka şu ortak alanları bakın işaretlediğim şöyle. Aradığımız değer buradaki ortak alanların şurada gördüğünüz ortak alanların mutlaka sağ tarafında olmalıdır. Renk ve miktarda bir sıkıntı yok ama depoyu gördüğünüz gibi buradan alamayız. Burada yapacağınız iki işlem var. Ya bu depoyu Buradan eğer alabiliyorsanız bunu alıp mutlaka bunun ortak alanın sağına getireceğiz. Şu şekliyle. Bakın bunu da göstereyim. Burayı seçtim. Shift'e basıyorum. Çizgiye geldikten sonra buradan tutup yan tarafa sütunu taşıyorum. Ya da tam tersi geri aldım. Buradaki ürünler ifadesini buradan gelip şöyle tablomuzun sol tarafını alacağız. Bu şekilde getirdikten sonra düşey arayla bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Şuradan gelelim. Eşittir diyoruz düşey ara. Neyi arıyoruz? Aradığımız değer buradaki ortak alanımız. Ürün bir değerini arıyoruz. Noktalı virgül. Bunu nerede arıyorum? Ürün birden başlayıp bana neresi lazım? Depoya kadar ve aşağı kadar tüm tabloyu seçiyoruz. Kaymasını engellemek için de F4 ile beraber burayı sabitliyoruz. Burada kaçıncı sütun bize lazım? 1, 2, 3, 3 diyelim noktalı virgül. 0 tam eşleme yöntemiyle de bunu enter'a bastığınız zaman bakın karşımıza gitti. Merkez geldi. Renk değerini bulalım. Eşittir düşey ara. Aynı şekilde neyi arıyorum? Ürün 1'i. Noktalı virgül. Nerede arıyorum? Ürün 1'den başlayıp renge kadar seçiyorum ve tablonun geri kalan kısmını aşağı kadar seçip bunu F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül. Kaçıncı sütun bana lazım? 1, 2, 3 ve 4. Bakın burası 4. Noktalı virgül 0 şeklinde yaptığınızda buradan renk değerimiz de gelir. Tekrar bunu da çekelim. Ve benzer şekilde miktarı bulalım. Eşittir düşe yara. Sorular hep aynıdır arkadaşlar. Neyi arıyorum? Bu değeri. Nerede arıyorum? Bu değerin olduğu hücreden, ilk hücreden başlayıp bize neresi lazım? Miktara kadar seçip tablonun geri kalanını da aşağı kadar seçiyoruz. Ve bunu F4'te sabitliyoruz. Noktalı virgül. Bu seçtiğimiz aralığın kaçıncı sütunu bize lazım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 deyip noktalı virgül 0 dediğinizde bakın Enter ile beraber bunu direkt bulabiliyorum. Düşey arayı bu şekilde düşey ara kullanarak bulabiliriz. Şimdi bu sayfayı kontrole basayım yana doğru çekerek çoğaltayım. Bu sayfamızın adını da düşey ara diyelim ve sayfa rengimizi de renk olarak örneğin şuradan yeşil rengi seçelim. Sayfa 2'de buradaki değerleri siliyorum. Bunları geldim temizleden tümünü temizle. Benzer şekilde bu ürünler tablomuzu da buradan tekrar şöyle eski yerine alalım. Şuraya alalım. Şimdi bunu gelin. indis kaçıncı kullanarak yapalım. İndis kaçıncı kullanabilmek için de iki tablo arasında gene ortak bir alana ihtiyacımız var. Ama düşü aradan farklı olarak aradığımız değerin ortak alanların tablonun sağında solunda olmasının hiçbir önemi yok. Rahatlıkla bunu yapabiliyoruz. Buraya geldim bakın eşittir indis. İlk soru öncelikle bize neredeki veri lazım? Bakın depo arıyorsak bize şuradaki depo bilgileri lazım. Öncelikle burada düşü yaradan farklı olarak indiste önce neredeki veri lazımsa orayı seçeriz. Noktalı virgül. Peki bu K5-K19 aralığında kaçıncı satırdaki veri lazım? Bunu da kaçıncı işleviyle bulacağız? Ortak alandan yararlanıyoruz tekrar. Ürün bir değeri, buradaki değer. Ürünler listesinde, bunun aynı uzunlukta olmasına dikkat edin. F4'e sabitliyorum noktalı virgül 0 tam eşleme yoluyla kaçıncı sırada ise enter'a bastığınızda bakın direkt merkez olarak gelecektir. Bunu aşağı kadar çektiğinizde de diğer değerler gelir. Benzer şekilde rengi bulalım. Renkleri renkleri bulalım. Eşittir. Tekrar bakın indis Neredeki veri bize lazım? Renklerdeki veri bize lazım. Önce geliyoruz renkleri seçiyoruz. Bunu F4'te sabitledim. Noktalı virgül. Bu renkler aralığında seçmiş olduğum L5 L19 aralığında kaçıncı veri bana lazım? Bunu da kaçıncı işlemini kullanarak buradan buluyoruz. Aynı şekliyle ürün 1 noktalı virgül. Bu ürünler tablosunda bunu F4'te sabitlemeyi atlamayalım. Noktalı virgül 0. Bir parantez kaçıncının? ikinci parantez indisin. Enter'a bastığınız zaman da bakın. Bunun renklerini bu şekliyle getirdik. Miktarı da benzer şekilde bulalım. Eşittir indis. Neredeki veri bize lazım? Önce miktardaki veriler bize lazım. Buradaki verileri seçiyorum. f 4 sabitledim. Noktada bir gün. Kaçıncı veri bize lazım? Aynı şekliyle ürün 1'deki değerde ürünler arasında tekrar F4 nokta virgül sıfır parantez kaçıncı ikinci parantezde indis kullanarak bunu bakın buradan bulduk. Bunu aşağı kadar çektiğimiz zaman da indis kaçıncı ile kullanarak bunu bulabiliyoruz. Gerek düşe arada gerek indis kaçıncı da dikkat ediyorsanız iki tablo arasında mutlaka ortak alana ihtiyaç var. Düşe ara daha basit bir kullanım gibi gelip direkt aradığımız bir değeri rahatlıkla bulabiliyor. Ama şartı ne? mutlaka ortak alanın aranan değerler yani şuradaki değerler ortak alanın sağında yer alması zorunluluğu var. İndis kaçıncı düşey ara göre ya göre indis kaçıncı düşey araya göre aslında daha geniş bir işlev. Burada öncelikle düşey aradan farklı olarak neredeki veri lazımsa oradaki veriyi seçiyoruz. Sonra o seçtiğimiz aralıkta kaçıncı veriyi bulmamız gerekiyorsa kaçıncı işlemini kullanıyoruz. Düşü arada gördüğünüz gibi tek formülle bunu bulabilirken indis kaçıncı da hem indis mantığını hem de kaçıncı işlevinin kullanımını bilmeniz gerekir. Bu sayfamızı da yana doğru çekelim ve tekrar bu alanları seçip delete'ye basmadığıma dikkat edin tümünü temizle diyerek her şeyi oradan temizleyelim. Bu sayfamızın adını da indis tire kaçıncı olarak değiştir. Son örneğimizde 365 paketlerimizde yer alan Microsoft 365 ya da yeni adıyla Microsoft 365, eski adıyla Office 365 paketlerinde yer alan çapraz ara işleviyle yapalım. Çapraz ara işlevi arkadaşlar aslında düşey ara ve indis kaçıncının birleştirilmiş hali artı onun üzerine de ek özellikler eklenmiş hali. Burada dikkat ediyorsanız hiçbir aramayı gerek düşe arada gerek indiz kaçıncı da aşağıdan yukarıya yapamıyoruz. Hep yukarıdan aşağıya doğru bir arama mantığı var. Ama çapraz arada bunu istersek yapabiliyoruz. Şimdi buraya geldim. Eşittir çapraz ara. Çapraz ara işlevi 365 paketlerinde yer aldığı için kendi egzeninizde olabilir, olmayabilir. Güncel versiyon kullanıyorsanız vardır. Çapraz ara Düşey ara gibi başlar. indiz kaçıncı ile devam eder. Bakın arama değerimiz ürün 1. Bunu arıyorum. Noktalı virgül. Bu düşey ara başlangıcı bakın. Nerede arıyoruz? Şimdi indis kaçıncı mantığına dönüyor. Bu aralıkta bunu arıyoruz. Yani ürün 1'i J5, J19 aralığında arıyoruz. Noktalı virgül. Peki şimdi kaçıncı işleminin görevini yapalım? Neredeki veriyi döndüreceğiz? Bize neredeki veri lazım? Bu ne? Depo. Bakın şimdi kaçıncıdaki gibi depodaki veriyi bize getir şeklinde bir kullanıma sahip. Noktalı virgül. Burada aslında bulunamıyorsa ne hatası verecek ifadesini kullanabiliriz. Boş geçelim. Bakın bu tam eşleme sıfır. düşey yaranı sıfır gibi. Ek olarak aslında burada bakın bir de baştan sona sondan başa yani yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı gibi bir arama var yukarıdaki ürün 1 ile aşağıdaki ürün 1 arasında istediğiniz seçimi buradan yapabilirsiniz. Bir diyelim baştan sona doğru bir arama yapsın. Enter'a bastığınızda bakın bunu bulur. Tekrar rengi bulalım. Eşittir. Çapraz ara. Neyi arıyorum? Ürün biri. Noktalı virgül. Nerede arıyorum? Ürünler tablosunda arıyorum. Sabitlemeyi atlamayın. Noktalı virgül. Peki Neredeki veriyi döndüreceğim? Renk kısmındaki şuradan renkleri seçiyorum. Bunu da f 4te sabitliyoruz. Noktalı virgül. Bulunamıyorsa boş geçsin. Tam eşleme yapsın ve baştan sona bir arama şekliyle yapsın. Direkt rengi bize getirsin. Bunu da çektik. Benzer şekilde de eşittir. Çapraz ara. Ürün bir değerini ara bunu git ürünler listesinde ara F4 sabitledim noktalı virgül bulduğun zaman bu miktar sütunundaki karşılığını getir ve bulunamıyorsa boş geçsin sıfır tam eşleme yapalım direkt parantezi kapatabilirsiniz bir değeri default değer varsayılan değer direkt gelecektir bunu da bakın şöyle yaptığınız zaman çapraz arayla da bunu direkt buluruz bunu da gelin Çapraz ara olarak değiştirelim. Çapraz ara arkadaşlar, Excel'de indis ve kaçıncı işlevlerinin kullanımını ortadan kaldıracak bir özellik, işte, Çok da güzel bir işlev. Tabii ki yeni versiyonlarda olması nedeniyle düşe yara, indis kaçıncı işlevlerimizin kullanımı hala vazgeçilmez durumda. Hangi durumda düşe yarayı kullanırız, hangi durumda indis kaçıncıyı kullanırız ya da varsa çapraz arayı kullanırızın en basit göstergesi iki tablo arasındaki ortak alanlar. Ortak alanlar eğer dışarıdaki kullanıma uygunsa bakın buradaki gibi veriler lazım olan gerekli olan veriler ortak alanın sağında ise hiç indis kaçıncıya bulaşmadan direkt dışarıyla çok rahat çözersiniz. Ama bazı tablolarda iki tablo arasındaki ortak alan eğer verilerin ortasında kalıyorsa ve size lazım olan veriler ortak alanın sağında solundaysa o zaman da indis kaçıncıyı kullanmamız gerekir. Burada şöyle şu ürünü şu alayım. Bu düşey arada da yapılabilir. Bakın şuraya alalım. Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi depo ortak alanın solunda kaldı. Solunda kaldığı için de indis kaçıncı ile beraber kullandığımız herhangi bir hataya düşmedi. Aynı şeyi düşey arada yapsak. Bakın burada yaparsam. Şöyle seçtim sütunu. Bunu buraya getirdim. Bakın şuraya aldım. Gördüğünüz gibi direkt bunlar hataya düştü. Neden? Çünkü depo ifadesi ortak alanın solunda kaldı. Bakın böyle durumlarda düşeyara çalışmaz. Bu formüllerimiz de niye hataya düştü? Bakalım A5'teki değeri arıyor. Bakın stoktan başlayarak bir değer aradığı için hataya düşüyor. Normalde bunu şöyle düzeltirseniz bu formül düzelir. Tekrar bir kontrol edelim. Tabii dördüncü değil artık ne olacak? Bu iki olacak. Şöyle yaptığınız zaman. Bu renkler gelir. Burada sık renk ve miktarda sıkıntı olmaz. Bakın orta kalanın sağında kaldığı için burası orta kalanın sağında kaldığı için bunlar bulunabilir düşey arayla ama depoyu burada bulamayız. İndis kaçıncı da bu derdimiz yok. Orta kalan ister en başta olsun, ister en sonda olsun, ister ayrı bir yerde olsun fark etmez. Yeter ki aralıklar eşit olsun. Sağda solda olmasını önemli değil. İndis kaçıncı bu yüzden güçlüdür. Benzer şekilde yeni versiyonlardaki çapraz arada indis kaçıncı kadar karışık kullanıma sahip olmadan daha basit şekilde aynı buradaki ürünlerin başta sonda ya da geride önde olmasının hiçbir önemi yok. Direkt istediğiniz bir veriyi istediğiniz bir aralıktan rahatlıkla buldurabilirsiniz en temel espri burada ortak alanların konumudur arkadaşlar. Ortak alanlar aradığınız veriler ortak alanın sağında varsa düşeriyi kullanın. Solunda sağında varsa indis kaçıncıyı kullanabilirsiniz. Ya da yeni versiyon kullanıyorsanız ister solunda olsun ister ortasında olsun ister sağında olsun direkt yeni versiyonlarımızda yer alan çapraz ara işlevini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Excel'in arama ve başvuru konularındaki Başvur işlevleri ile ilgili diğer eğitim videolarımızı da izleyebilir, takip edebilirsiniz arkadaşlar.